Dün Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayımız Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'la birlikte Bursa'da gerçekten muhteşem bir mitingle Bursa'yı kucakladık ve Bursa'nın 14 Mayıs'ta tarih yazacağının çok net bir şekilde göstergesi oldu bu dünkü mitingimiz. Fakat dünkü mitingimizi gerçekleştirirken yine şaşırdık mı? Tabii ki şaşırmadık. Mevcut Cumhur İttifakı'nın mensupları yine her zamanki gibi farklı tablolarla karşımıza çıktılar. Neydi bunlar? Birincisi, daha önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın Bursa'ya gerçekleştirdiği ziyaret ve mitinglerde ücretsiz olan metrolar ve 2 dakikada bir sefer yapan metrolar ne hikmetse dün saat 14'teki mitingimiz öncesi üniversite Kestel hattında saat 13'te yapılan anonslarla elektrik arızası nedeniyle metrolar yaklaşık 1 saat durduruldu ve sefer yapılmadı. Peki engelleyebildiler mi? Bütün Bursalıların gördüğü gibi dün kent meydanında muhteşem bir kalabalıkla ve organik bir mitingle, taşıması sıfır olan bir mitingle biz Bursalılarla kucaklaştık. Onun dışında yine bizim oradaki oluşan muhteşem kalabalığımızı yansıtmama adına bunu engellemeyi düşündüklerinden de yine çok acıdır ama şehri gösteren kent kameralarından bizim miting alanımızı gösteren Büyükşehir Belediyesi'nin kent kameralarını, o bölgeyi gösteren kameraları maalesef kapatmışlar. Tabii ki bunu da yine bizim Bursalı hemşerilerimiz ve Türkiye'ye mitingimizin, o muhteşem mitingimizi yansıtmamızı engelleyemediler. Fakat bundan çok daha önemli bir detay var. Ben bizzat kendim Burulaş Genel Müdürü ile 2 Mayıs günü görüştüm ve bizim gece 12'den sonra kent meydanındaki miting alanını süsleyeceğimizi ve oradan geçen T1 tramvay hattındaki elektriğin kesilmesini talep ettim. Kendileri de menü kesinlikle kabul ettiler ve talimat verdiklerini, elektriğin kesileceğini taahhüt ettiler. Ve bize bir irtibat telefonu verdiler. Gece biz 12'den sonra 2 Mayıs'ı 3 Mayıs'a bağlayan gece arkadaşlarımız İrtibat telefonuyla iletişime geçtiklerinde de elektriğin kesildiğini söylediler ve bizler de o alanda çalışmaya başladık. Fakat ne acıdır, sabah bir baktık ki biz alanda çalışırken, oradaki vinçlerle süsleme yaparken karşı taraftan Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nden T1 tramvay hattı üzerimize doğru geliyor. Evet, bize haber verilmeden orada 1500 volt elektrik akımının geçtiği T1 tramvay hattındaki elektriği devreye almışlar ve biz alanda süsleme yaparken oradaki insanların hayati tehlikeye, canını tehlikeye açacak olan unsurlara sebebiyet verenleri ben buradan şiddetle kınıyorum. Bu bir insanlık suçudur. Ve biz hemen tramvay hattının aktif olduğunu, hatta elektrik olduğunu gördüğümüz anda çalışmalarımıza ara verdik ve ancak saat 7.30'da o ısrarlı taleplerimiz doğrultusunda 7.30'da elektrikler kesildi. Akabinde de bize gece 12'de teslim edilmesi gereken alan, süsleme yapmamız gereken alan trafik, Bursa Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü tarafından ancak sabah 10'da trafik durduruldu. Ve biz ondan sonra oradaki çok yoğun bir çalışmayla saat 2'deki mitinge alanı hazırlamaya çalıştık. Ama hiçbir engelleme 14 Mayıs'ta Bursa'da ve Türkiye'de Millet İttifakı'nın tarih yazmasını, 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmasını, İyi Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birinci parti olmasını engelleyemeyeceklerini bilmeleri gerektiğini beyan ederek teşekkür ediyorum.